Selamünaleyküm sevgili dostlarım bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu sevinci tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir videoda daha beraberiz. E, Berlin'den mektuplar adlı eserini okumaya devam ediyorum Aldo Taner'in e, Almanya'ya Almanya'yı ve Almanya'da yaşadıklarını ve işçilerimizin durumlarını da çok güzel bir şekilde ifade ettiği için Öğrencilerimin ısrarı üzerine Almanya'da mektupları Okuyup hiç olmazsa Bu videoları izlediğinizde izlediklerinde Bir fikir edinmiş olursunuz Almanya ve Almanya'daki Türk işçilerimizin durumları Konu başlığımız siz daha taharet bilmezken her milletin şakası da mizah zevkiyle orantılı oluyor. Buram buram kabalık kokan bu espriyi anlatıp içinizi sızlattığım için özür dilerim. Bunu bana mal bulmuş, magribi, batılı gibi anlatan hem de aydın bir Alman'a aynen şunları söylemiştim. Magribi bu arada Maroko, Fas, Faslı anlamında. Müttefiklerin kol değneğiyle kalkınıp Alman mucizesini gerçekleştirdiğinizden bu yana sizin işçileriniz şımarıp ağır işlerden el etek çektiler diye övünmeyin. Temizlik işlerini ve onları üstlenenleri de bundan ötürü küçük görmeye kalkmayın. Temizlik imandan gelir. Türk işçisi dini gelenekleri dolayısıyla sizler de çok daha eskiden temizliğe bağlıdır. Pisliğinizi temizliyorsa çok sosyal bir işlev görüyor demektir. Biraz iktisat okumuş biri, işin adisi, Kibarı olmayacağını çok iyi bilir. Geçen yıl Potsdam'a gitmiştik. Çok uzak bir geçmişte değil, 18. yüzyılda Avrupa krallarının muhakkak ki en kültürlüsü, en hoşgörülüsü, en olgunu sayılanı büyük Friedrich in Sanssouci sarayında tuvalet olmadığını gördük. Sabahleyin yüzlerini de değil de gözlerin çapağını önlerine getirilen bir tastan aldıkları suyla yalap şap yıkarlarmış. Bir ihtiyaçları gelince de uşaklar çok süslü sandalye oturaklarını getirir. Kralı popolar işlerini bitirince dışarı taşırlarmış. O sırada Voltaire'in misafir kaldığı odayı geziyorduk. Voltaire'in de böyle otura var mıydı dedim. Rehber maalesef dedi. Oturaklar sadece kral ailesi içinde. Misafirlerin oturağı yoktu. Eşim onlar ne yapıyorlardı diye sorduğunda aldığı cevap bahçenin uygun bir yanına uzaklaşır, işlerini görürlerdi oldu. Şimdiki Potsdam'da Oranjeri kasrı bahçelerinin neden bu kadar bereketli olduğu anlaşılıyor. Yazar burada bir iciv yapıyor tabi. Evet Almanların Stuhlgang dedikleri yani bir sandalye düşünün sandalyenin içini oymuşlar. Tıpkı bizim e, Alafranga, e, Alaturka e, tuvaletleri gibi pardon. E, o, oymuşlar. Ondan sonra çıkacak yeri var ve alta da bir tas koyuyorlar. O tasta daha sonra hizmetçiler o tasla beraber sandalyeyi götürüyorlardı. E, ve yazar burada diyor ki bahçenin şimdi neden bu kadar çok bereketli oldu? Oranjeri demek demekte portakal bahçesi. Esans sanayinin batıda bunca gelişmesinin sebebi de su ve sabunla bertaraf edilmeye üşenilen pis kokuları daha keskinleriyle örtbas etmek istemekten doğmuş olmalı. Haçlı seferlerindeki Alman şövalyelerin pisliğini ise hiç karıştırmıyorum ortaya. Biz o tarihte de nezafete, teharete riayet eden bir millettik. Almanya bugün nereden nereye gelmiş? Dünyanın en temiz sayılan ülkesi olmuş. Hal böyle olunca neden temizliği eskiden beri ta onların alıp satmadığı zamandan bu yana benimseyen işçilerimizin sosyal hayatta aynı görevi üstlenmesini yadırgıyorsunuz. Muhatabım yine de duyarlı bir adammış ki özür diledi. Siz ki mizahçısınız, mizaha alınmak olmaz dedi. Alınmadım. Da mizahına bile kabalığını sokan bir zihniyeti estetik bulmadım. O kadar dedim. Berlin, Ankara ve Serçeler. Her değerlendirme göreceli. Bu iyi. Neye göre iyi bu kötü. Neye göre kime göre. Şu yararlı öteki zararlı. Neye göre. Ölçene göre ölçenin ölçütüne göre. Başka ölçenlerle başka ölçütlerle bir kıyaslamaya dayanarak değil de ulu orta değerlendirme yapanların yargılarına pek güvenmemeli. Yeniden tartıp ölçmeli. Berlin'in suları berbat. Bardağınızdaki kireç tortusunu kamayla güç çıkarıyorsunuz. Bunu dünyaya gözünü burada açmış bir Türk delikanlısına söyleyecek oldum. Nesi var bu suyun amca dedi. Bal gibi su. Hakkı vardı. Berlinliydi. Ne taş delini, ne tomruku, ne kara kulağı, hatta ne de sırma keşi tanıyordu. Dünyaya gelmiş bu suyu görmüş afiyetle içmiş ve içmekteydi. Dört yıl önce değerli dostum Profesör Suat Sinanoğlu Oğlunu da benim gibi üniversitede ders vermek üzere Berlin'e davet etmişlerdi. Döndüğünde sormuştum. Berlin'in havasını nasıl buldunuz? Ne gibi? diye şaştı. Dünyada havası en kirli dört şehirden biri diyorlar da. Ben hissetmedim dedi. Bana dokunmadı. O da haklıydı. Ankaralıydı. Kirli hava dünya rekor listesinde. Ankara'dan çok sonra gelen Berlin belki de üstada daha havası gibi yaramıştı bile. Bir İstanbul'lu olarak bana hiç mi hiç yaramıyor. Ne suyu ne havası. Berlin'de son haftalarda sık sık smog alarmı verildi. Smog demek duman. Duman alarmı verildi. Gazeteler, radyolar, televizyonlar 50 yaş üstündeki, 6 yaş altındaki kimselerin sokağa çıkmamasını, pencerelerin kat'iyen açılmamasını, kalp ve tansiyon hastalarının ilaçlarını almalarını, işe gidenlerin özel arabalarını garajda bırakıp genel taşıt araçlarından yararlanmalarını tekrarlayıp durdu. Duman yani smoke İngilizce sis ve kirli duman kelimelerin birleşmesinden oluşturulmuş bir tabir. Yaşamı tehlikeye sokan bu zehirli duman ve sis bacalardan yayılan karbon monoksidi, sülfür dioksidi, egzostların yaydığı kurşun gazını ve havadaki metalleri içeriyor. Bunun oranı biraz daha artarsa 2 numaralı ve 3 numaralı alarmlara başvurulacak. Yani tüm taşıtlar ve duman çıkaran kaynakların %80'i yasaklanacak. Şimdi tüm Berlinlerin gözü yağmur ya da kar bekledikleri gökyüzünde. Gece de kulakları hava raporunun son smog durumunu belirten yayınında. Lisedeki edebiyat öğretmenimiz rahmetli İsmail Habib Sevük, 30'lu yılların başında Cumhuriyet'te Tuna'dan Batı'ya adlı bir edebi gezi dizisi yayınlamıştı. İlk defa Avrupa'ya çıkmanın tüm dikkati ve bazen de zorlamalı buluşlarıyla Berlin hakkında yazdığı yazıyı hiç unutamam. Bir bulvar kaldırım kahvesinde küçük bir serçenin masasına gelip konması karşısında şu ilginç ve acele teşhisi konduru vermişti. Berlin sanayileşmenin ve yoğun şehirciliğin etkisiyle artık serçeleri bile şaşırtıyor. Yeşillikler, koruluklar azaldığı için serçecikler insancıl olmuşlar. Mecburen masalara konuyorlar. Mealinde bir şeyler yazmıştı. Bu yazıdan 20 yıl sonra Berlin'e ilk geldiğimde sevgili hocamın teşhisindeki abartıyı saptamıştım. Her şeye karşın Berlin'in koruları, parkları, şehrin ciğeri olarak üzerine titren tüm yeşillikleri hiç de azalmış değildi. 1910'ları yaşayanlar böyle diyorlardı. Olsa olsa serçeler daha insancıllaşmış, olabilirlerdi o kadar. Buluş güzeldi, etkiliydi de doğru değildi. Bu yazıyı şimdi neden mi hatırladım? Aynı serçeciklerin bugünkü hali pürmel halinden dolayı kavun içi üniformaları, üniformaları ile şehrin canlı ve sevimli bir parçasını oluşturan sokak temizleyicisi, işçi kardeşlerim bu serçeciklerin düşüp düşüp öldüğünü ve sabahları parklarda bu hava kirlenmesi kurbanlarının en az ikisini üçünü topladıklarını söylüyorlardı. Zaten her yerde hava kirlenmesinin teknik aletlerden önce ilk habercisi kuşlar. Hemen oradan kaçıyorlar. Kaçamayanlar bizim halimiz size ibret olsun der gibi düşüp ölüyorlar. Berlin'de bunlar ola dururken Ankara'mız daha son türlü bir hava kirlenmesiyle karşı karşıya. Orada Zehirli gaz maskesi ile gezenlere şaşmamalı. Ankara'nın kirlenme oranı buranın ikinci dereceli alarmının rakamları. Ankara'nın bir numaralı derdi olan hava kirlenmesi yıllar yılı artarken pek aldıranımız olmadı. Tehlike gelip kapıya dayanıncadır ki buna karşı önlemler düşünmeye başladık. Yaz gelip kalorifer kazanların dumanı eksilince oranın havasını yine tahammül edilir buldu. Öbür kışa kadar yine her şeyi unuttuk. Böyle gide gide bugünkü dayanılmaz hali bulduk. Arada yem boruları çalındı. Seyti Ömer'de dumansız yakıt üretileceği mavalı da bunların arasındaydı. Avrupa ülkelerin bazısında çevre kirlenmesine karşı bakanlıklar ihdas edilirken biz de bunu hiç değilse müsteşarlıkla yönetmek isteyen siyasi bir parti karşı partinin muhalefetiyle karşılaştı. Bütçe tartışmaları sırasında onun bu davranışı demagoji konusu bile oldu. Neredeyse bu en hayati önemi fantazi ve lüks sayacaklardı. Birer hayır kurumuna benzer kuruluşlarıyla yurdumuzdaki çevre kirliliğine karşı harekete geçen ve bu arada elbette yararlı hazırlıklar da yapan kurumların çabaları da eli kalem tutup da bu tehlikeyi çok öncesinden uyaran uzmanların gazetelerde çıkan yazıları da ve bu arada şu sütundan bizim sık sık yaptığımız uyarılar da işin sadece platonik birer çeşnisi olarak kaldı. Katı gerçeğin kapımızı Beethoven'ın 5. senfonisi üvertüründeki gibi tok sesle çaldığı şu günlerde artık herkes anlıyor ki bu gidişte Ankara'da serçecikler yerine insancıklar da ölmeye başlayacak. İnsanların ted tedbirsizliğinden gelen afetler yine insanların kesin tedbirleriyle ortadan kaldırılamazsa başkentimiz belki bir gün oturalamaz hale de gelecek. İşaretler öyle gösteriyor ki bugün sandığımızdan da yakındır. Batı kıyılarımızdaki Efes'in milletin daha başka antik kentlerin başını yiyen oradaki insanları başka daha sağlıklı bölgelere kaçmaya zorlayan denizin çekilmesi ile hasıl olmuş bataklıklardır. Burada üreyen sivri sinekler ve onların neden olduğu sıtma afetiydi. DDT 2000 yıl önce keşfedilmiş olsaydı böyle bir göç önlenir, tarihin seyri değiştirilebilirdi. Ankara'yı halkçı kalkınışımızın, İstiklal Savaşımızın sembolü Ankara'yı böyle bırakılmış bir kent olarak görmek istemiyorsak bütün beyin güçlerimizi bu görünür afeti durdurmaya, yavaşlatmaya ciddiyetle seferber etmemiz gerekiyor. 24 Ocak 1982 yılında yazmış Sayın Hocam Aldun Taner. Evet ben de bir anımı anlatmak istiyorum. 86 yılında buraya geldiğim zaman yaz ayıydı. Yazın gelmiştim ve kendimi o kadar çok mutlu hissetmiştim ki çünkü Türkiye'de Hatay'da doğdum, İskenderun'da doğdum ve İskenderun'un nem oranı o kadar çok yüksek ki bayıltıcı sıcaklar gerçekten bayıltıyordu. Ve buraya geldiğimde ortalama sıcaklık 25-27 en fazla birkaç gün 30 derece oluyor. Daha sonra da yağmur yağıyor ve serinliyordu. Bu hava ve iklime Berlin iklimine o kadar çok alışmış ve çok sevmiştim ki demiştim ki ben burada yaşamalıyım. Ki Ankara'da da öğrencilik yıllarım olmuştu o yıllarda. Oranın smoklarını, o dumanlı şehri çok iyi biliyorum. Ve e, Ağustos böceğinin, cırcır böceğinin hikayesi gibi yaz çok çabuk geçti ve kışa girdik Berlin'de 86 senesinde Ve hocamın yazmış olduğu o smok denilen dumanlı günleri yaşadım. Ve gerçekten alarımlar verilirdi Berlin'de. Ve göz gözü görmeyecek derecede e, siyah ya da e, kara bir bulut gibi e, göz gözü görmeyecek derecede kışın yürüyerek giderdik ve atkılarımızı burnumuza gelecek şekilde sarar ve öyle yola çıkardık eğer çıkmamız gerekiyorsa. Gerçekten de hocam bu konuda çok haklı. Daha sonra e, 82 ile 95 yılları arasında çok e, odun ve kömür yakılıyordu sobalarda. Çok iyi hatırlıyorum. Ki ben de 90'da kullanmıştım. 96 95-96 yıllarına kadar. Daha sonra ev idaremiz bizi isteyen kaloriferli yapabilir ve ekstradan daha fazla kira ödemek suretiyle Heizung kalorifere geçtiğimizde çok rahat etmiş ve çok sevinmiştik ve bu, bu sorunu doğal gaz kullanarak şu anda Berlin'de çözmüş bulunmaktayız. Yalnız Berlin'de değil, bütün Almanya'daki büyük şehirlerde. Evet sevgili dostlarım, Haldun Taner'in Berlin Mektupları adlı eserini bu bölümü de bitirmiş bulunuyorum. Bir dahaki bölümde buluşuncaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu kitabı e, yıllar önce Berlin'e geldiğim yıllarda almışım. Kitaplığımda bulunca da öğrencilerime atfediyorum bunları bu bu ya, okuduklarımı çünkü sürekli e, hocam Almanya'ya gitmek için neler mümkün? Neler yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabilirsiniz? deyip deyip duruyorlardı. Şu anda bu Berlin mektuplarını okuyarak onları birazcık aydınlatabildiysem, birazcık onlara burayı tanıtabildiysem çok mutlu oluyorum. Hepinize Berlin'den, Almanya'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet ediyor kendinize lütfen iyi davranın. Selam, sevgi ve duayla iyi ki varsınız.